kurabiyeden başlayalım mı? Başlayalım. Malzemeyi istersen sayalım. Lütfen. Bir yumurtamız var. 3 yemek kaşığı kadar kakaomuz. Bir çay bardağı kadar pudra şekerimiz. Ben senden rica etsem olur mu? Tereyağımız var. Tereyağımız var. 125 gram kadar. Kabartma tozumuz ve vanilyamız mı var? Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. 3 su bardağı kadar da unumuz var. Şimdi biz bunları bir harmanlayacağız. Harika. Hemen brownie kurabiye yapıyoruz. Brownie'yi seviyoruz. Kurabiyeyi de çok seviyoruz. Yapıyoruz. Evet. İkisi bir arada. Şimdi şöyle bütün malzemeleri karıştıracağız. Pudra şekeri koyduk. Hem şeker hem pudra şeker. Evet. Şimdi önce ben bunları koyuyorum. Hanımlara biraz alışkanlık olur. Şöyle. Yani neden biliyor musun Ezgi'cim? Kakao ve unun oranı değiştiği için biz şimdi bunu nasıl anlayacağız? Mıncıklayarak hemen çok çabuk, çünkü tereyağı çok çabuk ısınır ve dolayısıyla lezzet bozulmasını çok çabuk şöyle harmanlayacağız. Sonra kakaoyu, sonra unu. 3 su bardağı dedik ama sürpriz de olabilir. 2,5 da kabul edebilir, 3 de kabul edebilir. Paketinden paketine değişiyor çünkü. Kalitesi de değişir, yumurtanın boyutuna göre değişir. Yani tereyağı kullanıyoruz, margarin. Ben tereyağı kullanmalarını öneriyorum. Onun yumuşaklığına göre, her şeye göre değişir. Çok çabuk yaptım dikkat edersen. Bu çünkü bir sürpriz olmasın istiyorum tereyağını. Yani tereyağı kullanılan malzemelerde el çabukluğu biraz önemli. Önemli. Evet. Çünkü elin sıcaklığıyla daha da eriyebiliyor. Evet, aynen. Oda ısısı, el teması bu o kadar önemli ki. Şimdi unu ilave edebiliriz aldığı kadar. Aldığı kadar. Ben yavaş yavaş. Tamam canım. Çok teşekkür ederim. Biraz alacak. Evet. Şimdi şöyle toparlayacağız. Çok güzel koktu kakaoyu da ilave edince. Kakaonun girdiği her şey alabilirim. Sanıyorum olacak. Ben bunu evet şöyle bir harmanlayayım. Malzeme de çok az. Farkındaysan çok az malzemelerle böyle güzel lezzetler yapalım. Şimdi bundan kaç kişilik bir porsiyon? Aşağı yukarı bir 18-20 adet çıkar. Güzel. Biz sonra ne yapacağız biliyor musun? Bir de bunu soğuk şerbet hazırlayacağız. Bir bardak toz şekeri, bir bardak su ile ben onu böyle bir soğuk şerbet hazırlayacağım pişerken. Çıkardığımız zaman bunu böyle soğuk şerbete batırıp servis tabağımıza alacağız. Şöyle o zaman bir brownie tabağı olacak. Kurabiyemizi yapıyoruz. Dün de kuru yemişli kurabiye yapmıştık. Evet. Muhteşem olmuştu. Bence bu da çok güzel, iddialı bir lezzet olacak. O birazcık ıslak kek kıvamı. Onu biraz, çünkü kekimizi ıslatınca nasıl oluyorsa kurabiyemizi ıslatınca da bir brownie kıvamına gelecek. Aynen, değil mi? Aynen. Şimdi şöyle. Bunun da tam denk geldi. Yani bu ölçü tamdır ama yine de olur mu? Olur. Hani tam diye bir şey yoktur. Yani olabilir. Ama bu ölçü genelde tamdır. Yani standarttır su bardaklarımız. Altta da zaten görüyorsunuz hanımlar şu anda brownie kurabiyenin malzeme listesi geçiyor. Aynen. Şimdi bak şöyle toparladık biz bunu. Bu dinlenmesi gereken bir kurabiye hamuru mu? Yani şöyle, bunu aslında yapıp buzdolabına bekletebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hani oda ısısında bekletmesinler. Ama yapabilirler. Streç sarabilirler bir folyoya. Bunu buzdolabında, dondurucu kısmında bekletebilirler. Yine çıkartıp oda ısısında çözdürüp. Şimdi ölçümüz bu bak. Ele yapışmıyor. Çok güzel oldu. Tamam. Zaten elimiz böyle hamura değmişken devam edip tepsiye dizmek isteriz. Biz dinlendirmeye bak, ben böyle bir de öyle temizliyorum. Bak bak. Tamamdır. Nasıl aldı görüyor musunuz hanımlar? Şöyle. Ben nasıl istersen böyle alayım. Şu ben hemen boşlarını. Tamam canım, tamam canım. Şöyle koyalım. Şeklini nasıl vereceğiz efendim? Şimdi şekli çok basit aslında. Şöyle. Bu pişerken çatlayacak. Çatlayanı kurabiyenin makbuldür. Zaten çatlatabilmek meseledir değil mi? Değil mi? Kekte de öyledir. Öyledir. Şöyle. Kebapta da öyledir. Adana kebabın çatlayanı olmuş demektir. Önünüze geldiği zaman birazcık o et dağılıyorsa evet. Değil usta mi? Hakkını vermiş dersiniz. Kebaplarda sen daha bilgilisin. Yani anlarım test etme konusunda evet. Şöyle. Böyle biz aralıklarda bir kurabiye girecek şekilde aralık bırakalım ki tereyağı olduğu için yayılma ihtimali var, birbirine yapışmasın. Şöyle koyuyoruz, bu aralık iyidir. Baya. Yani bu çok güzel ve lezzetli bir kurabiyedir. Ölçü tamdır, lezzet tamdır.
Hiç şüphe etmesinler. Fırınımızı açtık mı? Açtık. 170-180 derecede yaklaşık 15 dakika kadar yeterlidir. Oo, güzel. Zaten kurabiyemizi fırına verdikten sonra o pişerken sosunu mu hazırlayacağız, şerbetini? Şerbetini ben hemen karıştıracağım şeker ve su ile. Çıktıktan sonra ılık bir şekilde batıracağız, bu kadar. Ha, batıracağız içine, evet, anladım. Evet, batırıp çıkaracağız, hiç bekletmiyoruz. Şimdi ölçüsü ne kadardı şerbetin? Bir bardak şeker, bir bardak su. Bire bir ölçüsü. Evet. Yani peki bu... çok kaynatmak gerekiyor mu? Bazısını çok kaynatırız, biraz yoğun olsun isteriz sosun. Şimdi biz bu şerbeti hiç kaynatmayacağız. Ha, sen öylece karıştıracaksın. Evet. Ben eğer vakit kalırsa, kalmazsa da zaten ekranlar gösteriyor. Onu eritirken göreceksiniz ki o böyle kaynamış bal gibi, şerbet gibi olacak görüntüsü. Sıcak suyla mı yapacaksın? Hayır, soğuk. Normal. O da ısısında. O da sıcaklığında. Biz böyle çok lezzetli, pratik ama güzel lezzet, hani böyle tarifler seçiyoruz ki hanımlar hem çok zorlanmasın. Ama yaparken onu önemsiyoruz açıkçası. Tabii. Zaman almasın, kısa zamanda hazırlayalım. Biraz da evde çeşit olsun istiyoruz. Ve de şık olsun. Bunu şık olsun. Bir tanesi gerçekten bir Türk kahvesinin yanında çok güzel doyurucu oluyor. Çok tatlı olmuyor. Üzerine biraz da süsleriz onu. Fındıklarız, fıstıklarız, ne istiyorlarsa. Evde ne varsa. Ne istiyorlarsa. Şimdi biz bunu fırında 170 derecelik ısıtılmış fırında pişireceğiz. Çıkardıktan sonra hemen hazırladığımız şerbete mi koyacağız, biraz dinlendirecek miyiz? Çıkardıktan sonra el ısımız dayandığı sürece batırıp çıkartacağız onu ve servis yapacağız. Harika. O kadar. Bak şimdi aşağı yukarı kaç tane yaptık? 4'e 5, 20 tane mi? 12, 16, 17. 17, 17. Şöyle bir kap daha var. Ben kalanını da buraya yapmak istiyorum. Tabii ki. Onu istersen fırına atalım mı? Olur. Hangisini şunu, açtın? Şunu ben açtım. Bunun orta kısmında şöyle ben sana yardım edeyim. Şöyle. Şimdi bir 15 dakikada bu halle olacak. Yağlı olduğu için buna tekrar bir şey sürmüyorum. Hiç gerek yok. Çünkü kendini bırakacak kurabiye. Biz fırın tepsimize yağlı kağıt sermemizin nedeni tepsimizi temizleme kısmının kolay olması için. Aynen öyle. Çok bir kolaylık oluyor çünkü bu yağlı kağıtlar, balık yapın, ister tavuk yapın, yemek yapın. Tepsiyi böyle sökmek durumunda kalmıyorsunuz. Şöyle bir hanımları alıyorsunuz. Çok büyük kolaylıklar. Çok. Aşağı yukarı. Kullanılan malzemelerden biri mutfakta. Evet Ezgi'cim, yani 24-25 adet tahmini çıkacak. Bu da bayağı güzel bir ölçü. Güzel. Kurabiyemizi yaptıktan sonra hangi lezzet yapacağız? Kurabiye yaptıktan sonra istiyorsan böreğimizi yapalım. Böreği yapalım. Yapalım mı? Oo. Börekte de şöyle bir kıymamızı, yani şöyle hadi iki tane de küçük olsun. Olsun. Kimin kısmeti ne olursa bu. Aynen, tek lokmalık olsun, evet, iki tanesi de. Evet, tek lokmalık olsun. Bizim böreğimiz hazır yufka ile hazırlayacağımız pratik bir lezzet olacak. Aynen, değil mi? Aynen canım. Şimdi bu da tamamdır. Ben şöyle ellerimi bir yıkayayım. Bunu da hemen oraya koyayım mı? Koyabiliriz, yer varsa tabana da koyabiliriz. Tabana da koyabiliriz, evet. Tamam. Fırınımız sıcakken iki tepsimiz de pişti. Zaten hemen olmaya başlıyor. Çok güzel çatlayan kurabiyeler fırından çıktı. Elimiz değiyor. Burada hazırlamış olduğumuz şerbetimiz var. Hocam bu masumane. Kahvenin yanına bir tane hocam da bunu... Bir tane tüketmelerin, evet, anlamı yok. Şimdi bu bir de insanın... Arkadaşlar şunu yapmak lazım. Beyinle burası arasındaki ilişkiyi doğru kurmak lazım. Beyinde sen şunu algılamalısın. Mesela Nermin'ci bunu yaparken içine tarçın da bırakabilirdi. Bunu eğer tarçınla yapsa ikinci şeyde yemek istemeyecek fazlasını. Çocuklar tüketebilir. Tabii tabii. Tabii tabii.